Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Bugün bir pazartesi günü. Herkesin işleri güçleri rast gelsin. Herkese hayırlı işler diliyorum. Ondan sonra güzel bir pazartesi olsun inşallah. Bugün annemle birlikte ikimiz de evdeyiz. Ondan sonra çok böyle iştahımız yok. Çok abartmadan şöyle hafif bir kahvaltı edelim dedik. Enişte dedim anne bir yumurtalı ekmek yapalım. Annem çok sever çayın yanında yemesini. Çayımı demledim. Ivır zıvır kahvaltılığımı da hazırladım. Şimdi en basitinden yumurtalı ekmek yapacağım. Ya bana eminim ki hepiniz biliyorsunuzdur yani bir yumurtayı çırpıp ekmeği bandırıp kızartması çok basit bir şey. Bunu herkes bilir ama ben yine de göstermek istiyorum. Şimdi biz annemle iki kişi olduğumuz için ben iki yumurta kırdım. Eğer sizin çok kalabalıksanız, çok ekmekten yapacaksanız 4 yumurta veya 5 yumurta da kırabilirsiniz. Tabii bu pahalılıkta yumurtaya kıyabilirseniz. Şimdi yağımı da ben tavama koymuştum. Pardon tencereme. Yağım kızdı. Bismillahirrahmanirrahim. Ekmeğimi bandırıyorum. Ondan sonra. Ocağın altını açabilirsin kısık. Açmışsın anne. Açık. Şöyle. Gel anne buraları göster. Bazıları süt koyuyor yumurtanın içine falan. Evet. Yok. Süt koyabilirsiniz. Kabartma tozu da koyabilirsiniz. Ya bu şey tamamen malzemeyi çoğaltmak adına. Kimisi yok şey koyuyor. Pul biber koyuyor. Yok nane koyuyor. Asla sevmem öyle şeyler. Yani anne o mesela atıyorum. İki yumurtadan az oluyor mesela. Malzemeyi çoğaltmak için. Ya naneyi falan. Lezzet versin. Değişik olsun diye yapıyorlar da biz sevmiyoruz. Sevmiyorum. Yani dediğim gibi siz bunun içerisine bir çay bardağı süt işte ne bileyim az bir şey pul biber işte nane falan da koyabilirsiniz. Öyle tarifler de var. Bu tamamen zevke kalmış. Tercih meselesi yani. Biz tercih etmeyeceğimiz için yapmıyoruz. Yoksa ki öyle tarifler de var. Olur yani. Niye olmasın? Neden olmasın? Ama herkesin tamah tadı. Tabii ki. Yani düşün mesela. Ben çok rahat etmiyorum öyle. Şöyle çevireyim bir kere. Kalan yumurtaları da üstüne boşaltsın. Tamam. Yumurtalı yumurta. Şöyle kızarmış seviyorum biliyor musun anne? Kızarsın istiyorum. Şöyle ekmeğimi. Sana dedim ekmek keseyim dedim. Bu sefer de çok ekmek iyi oluyoruz. Bir şey olmaz. Haftada bir kere. Haftada bir kere. Böyle az tadıyla yiyeceğiz. Öyle anne kız ağzımızın tadıyla. Arkadaşlar dün çok komik yani aslında komik değil de trajikomik bir şey başıma geldi. Bunu anlatmak istiyorum buradan. Şimdi dün biz pazar günü annemle evdeyiz. Genelde market alışverişini biz evdeyken birlikte yaparız. Ondan sonra sabahtan gidecektik. Annem dedi kahvaltıyı falan dedim akşamüstü gideriz dedik. Akşamüstü oldu markete gittik. İsim vermiyorum bizim evin yakınındaki bir market bilenler bilir. Ondan sonra şey kalmamış sıvı yağ. Cumartesi gün sıvı yağlarda kıtlık mı olmuş bir şey olmuş tam konuya muvaffak değilim. İşte sıvı yağlar çok pahalanmış hem de yok diyorlar. Neyse gittik markete o sırada geldi yani yeni geldi ya. Bir de bir kuyruk var yani resmen şey izdiham gibi bir şey. Kapış ediyorsun kucaklayan alıyor götürüyor. Ondan sonra neyse biz de aldık annemle birer tane. Kasaya geldik arkadaşlar. Ben birini geçirdim arkamdan annem diğerini geçirirken 10 lira zam geldi. 2 saniyenin içerisinde. Şey vardı yıllar önce. Olacak o kadar diye Levent Kırca'nın bir komedi programı. Orada sürekli kasaya gitmeden zam geliyordu bir şeyler. Öyle bir bölüm izlemiştim ben. Çocukken izlemiştim bunu. Şu an onu gördüm ve ben hayretler ettim buna. Yolda annemle eve gelirken birbirimize bakıp bakıp düşünüp güldük yani. Hani komik desen komik değil. Trajikomik bir durum. İnşallah bu kötü günler tez zamanda geçer. Ben öyle umut ediyorum. Gerçekten çok üzücü ve çok kötü. Yani almak isteyip de alamayan var. Maddi durumundan dolayı alamayanlar var. Ondan sonra stokçuluk yapıp 7-8 tane alan var. Ya bir de bu yani stokçuluk yapanlara da bahane yok. Kasada saniye içerisinde 10 lira zam geliyorsa adam ucuzken almayı tercih eder. Yani bu tamam stokçuluk kimse yapmasın ama gerçekten hayret edici bir durum. Gözünün önünde oldu. Seninki yani sen geçirdin ondan sonra. Bana sıra geldiğinde bana 10 lira zarar. Benim 20 liram o suçu neydi mesela? Ben de 2 tane almıştım. Ya gerçekten kötü bir durum.
İnşallah bu kötü günler geçer. Bu darboğazdan ülkemiz sağ salim çıkar. Kötü bir durum gerçekten. İnşallah Allah hepimize kolaylık versin. Şunu da kızartmayacağım. Ya ben bunları yemeyi çok seviyorum. Ekmeği kenar yiyor arkadaşlar. Bayılırım bunlara. Tamam, kızartma. Kalan yumurtayı da senin dediğin gibi üstlerine dökübeleyim. Sen seversin zaten bol yumurtalı. Bol yumurtalı su böreğini severim. Yapalım bir gün. Yani yapmasını yaparım ama yani onu alınca birkaç kilo daha alırız. Bir şey olmaz. O yüzden yoksa ki yapması hiç problem değil. Yani arkadaşlar böyle işte başımıza böyle bir şey geldi. Yani bunu tabii ki başka şehirlerde de herhalde olmuştur. İnternette görüyorum. Bazı marketler saklıyorlarmış yağları falan. Acaba bizim burada da mı öyle oldu bilmiyorum ki. Onun için mi yok diyorlar. İlginç gerçekten. İşin kötüsü bizim evde fazla hani stokmuş yağımız yoktu. Kullandığımız bir yağımız vardı. Bizim anne aklımıza gelmez ki bizim böyle şey. Yani herkes duymuş ama biz duymadık. Yani ben ne bileyim biz ihtiyacımız olunca gidiyoruz alıyoruz marketten kaç paraysa mesela evimiz yakın diye. Ondan sonra biz öyle bidon bidon alıp kenara koymuyoruz ki. Evet. Şöyle sıcak su yapalım. Biz bu şeyi köyde yapardık. Nerede yapardınız? Köyde arkadaşım vardı Nurcan diye. Senin çocukluk arkadaşın? Çocukluk arkadaşım. Yani hiç görmüyorum onu. Kaç senedir. Belki bizi buradan izler de görür. Bilmiyorum inşallah izler ama belki de ben onu hatırlamıyorum yani. Onunla yapardık. Evet arkadaşlar en basit tarif. Yumurtalı ekmeğimiz. Bir de ne diyorduk anne buna? Ekmek nesiydi bu? Dilim kızartması. Ha, dilim kızartması. Dilim kızartması yani tabiri caizse yumurtalı ekmeğimiz hazır oldu. Siz de böyle çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Tercihen tekli ekmek alın. Tekli ekmek çok güzel oluyor. Yumuş yumuş oluyor. Annem köy ekmeğini sever ama ben tekli ekmeği seviyorum. Tercihim köy ekmeğidir. Şöyle masaya koyalım. Ondan sonra biz bunu annemle Allah ne verdiyse yiyeceğiz ağzımızın tadıyla. Evet arkadaşlar, kısacık bir videomun daha sonuna geldim. Allah'a emanet olun diliyorum hepinize. Sağlık, sıhhat diliyorum. İnşallah ülkemizde bu darboğazdan çıkar. Sağ salim hayatımıza devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Bana yorum yapmayı, bana destek olmayı ve bana abone olmayı unutmayın diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.